Hanımlar beyler, yıllardır değişmeyen bir isim, Türkiye'de bir fenomen geliyor. Alkışlarınızla Haluk Levent. Sana da bir seren seren gel ışığı vereyim, şuradan alttan aydınlan yavrum. Tabii ki yakışıklığın devam ediyor. Seninle beraber o kadar uzun yıllar geçirdik ki geçen gün Instagram'ına bir resim koymuşsun. Bir dakika, kediyle ben, saçma sapan bir fotoğrafım ve ben, şortla ben, evet bu. Allah aşkına bakın, ben tanıdığımda böyleydi, göster. Şuradaki genç adam. Şu. Nasıl acayipsin? Başka bir şeysin. Gerçekten başka bir şeysin. Şuradaki sensin. Bu çok acayip. Bunu sen koydun. Evet. Nereden buldun bunu, ikisini yan yana? Bu kendisini ziyarete mi geliyor? Nedir bu? Böyle bir şey var. Böyle bir anlamı var bu fotoğrafların. Bütün dünyada yapıldı bunlar. Ofise gittim. Bizim çocuklar bana sürpriz yapmış. Haluk abi bak ne yaptık dediler. 25 yıl önceki fotoğrafımla şimdiki fotoğrafım. Peki nasıl aynı ayakkabıyı giyiyor olabilirsin? Işte. Bu kadar fakir misin? Aynı ayakkabıyı yapmışlar mı yapmışlar? İşte, bilmiyorum, yapmışlar. Ben çok de, acayip değil ben mi? Ben de oradan seslendim Milli Eğitim Bakanımıza. Dedim ki hani hala evrim okutmayı düşünmüyor musunuz diye. Bravo, işte budur. Budur. Fakat acayip çirkinmişsin ve nasıl yaşlanınca, ben de öyle oldum, yaşlanınca güzelleşiyorsun. Yaşlanınca oturuyor. Bu çok fenaymış bu halim. Ben hatırlıyorum, seni görmeye tahammül edemiyordum hakikaten. Ben de. Sonra sen de beni görmeye tahammül. Evet. Sonraki yıllarda birbirimize daha çok alıştık. Evet. Kesinlikle. Bir de garip fotoğraflarım var. Mesela Teoman'la bir insan, değil mi, utanır da şu fotoğrafı koymaz. Değil mi? Ne yapalım istiyorsun? Kötü. Biraz mikrofonunu çok eski fotoğrafım. Çok eski fotoğraf ama garip bir fotoğraf da aynı zamanda. Şimdi insan bu kadar, yani bütün dünya uzmanlaştı. Siz fotoğraf çektirmeyi öğrenemediniz. Hale bak. Teoman'ın haline bak. Sen iyisin. Teoman çok fena. Teoman çok fena. Özellikle yaptım işte, onu daha kötü çıkartmak yani için yaptım. Teoman resmen ev kaftan emekli olmuş. Torun ziyareti bekliyor. Çayını da almış. Sen iyisin, sen yaşıyorsun. Peki. Bir diğer fotoğrafın sevgilim. Bu neyse, bunu hiç anlamadım. Bunu nereden buldular? Şelaleler, ya, kadar... Şelaleler ve Plastik Sandalyeler isimli resmi gösteriyorum. Hakikaten o kadar lüzumsuz ki insan böyle, ve işte climax, yani doruk noktasına geliyoruz. Bir insan bu fotoğrafı niye koyar? Bu yani bunun anlamı nedir? Herhangi bir sanatsal deneyim de değil. Bu ne olabilir? Bu fotoğraf ne olabilir? Hiç sen mi koydun bunu? Sen ben. Nedir yani, anlamı nedir? Yani bilmiyorum. Ben ve saçak. Saçak ve ben. Değil mi? Ya çok... binlerce fotoğraf vardı. Sen bula bunları mı buldun ya? Tabii bunları bulduk. Biz önceki... tamamen senin aleyhine. Ve de hiçbir şekilde netliği olmayan, kedinin de memnun olmadığı bir fotoğraf. Yani dünyada çekilmiş kedi fotoğrafları arasında kedinin bile ulen nereden buraya düştüm dediği ama tek orada fotoğraf. Orada açıklaması var. Bir saniye. Orada diyorum ki ona, ülkenin ekonomik durumu hakkında, gayri milli hasılası hakkında bilgi verdim. O da bu şekilde davrandı dedi. Ya zavallı kediyi niye bu amaçların için kullanıyorsun? Bari güzel bir fotoğraf olsaydı. O kadar fena ki, her neyse. Ama bir fenomensin şu anda ve son bir açıklamam var. Üç partiden bana teklif geldi ama kesinlikle siyasete girmeyeceğim. Niçin? Bütün siyasi kesim ya da insan, herkes senin peşinden koşuyor. Ne yaptın? Bu arada bir şey yapmış olman lazım. Çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın ve de yine tabii ki Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü de geçerek, değil mi, Türkiye'nin en güvendiği adam seçildin. Genelde bu çok üzücü olur. Yani Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi. Ama sen nedense
Ve hak ederek 40 yılda bir de Uğur Dündar abimiz hep böyle hakkıyla bunu almıştır. Sen Türkiye'nin en güvenilir adamı oldun. Nedir bu en güvenilir adamı? Sen senden borç alabilir miyiz? Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ya da borç verebilir miyiz? Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. Onu her zaman söyledim. Ama bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor. Ben ahbaplarımla birlikte 3 küsur yıldır 30 bin küsur aileye dokunduk. Binlerce çocuğa dokunduk, ormana dokunduk, SMA ilaçlarına dokunduk. Ülkede bir şeyler yaptık ve ülke bize güvendi. Aslında Haluk Levent olarak bakmıyorum olaya. Ahbaplarla birlikte bize bir güven duygusu oluştu. Çünkü ne söz verdiysek yaptık. Evet. Birazcık da anketlerde hangi ünlü denildiğinde benim adımın tıklanmasının sebebi birazcık o. Kesinlikle. Bu çok önemli, bu güven endeksi, ama genelde güven endeksinin maksadı, bu güven endeksine sen bilmiyor olabilirsin. Evet. Ben yıllarca bir takım isimlerin neden güven endeksinde olduğunu çok iyi biliyorum. Bu güven endeksini yapan bir araştırma şirketi var. Mesela dikkat edersen ben orada hiç yokum. Ve hayatımda hiç olmadım. Ben bu arada kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim. Yani dünyada değil. Kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim ki bu müthiş bir şey. Yani mesela kendi ülke, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en seksi erkeği seçilen adam yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiliyor. İngiltere'de keza öyle. Ben kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim falan filan. Bunlar benim katkım olmadan olan şeyler. Ama bir kere bile güven endeksinde ilk 20, ilk 30, ilk 50'ye girmiş değilim. Oraya girenleri de biliyorum, resmen parasını bastırıyorsun. Neden? Neden? Çünkü ona göre reklam geliyor. Yani reklam verene giderken ajanslar diyorlar ki bu adamı biz işte şu ya da bu kadını şu yapalım. Ona göre de bundan reklam alıyorlar. Bu çok güzel, karşılıklı ayarlanmış bir şey. Sen bu işlerde hiç alakası olmayan bir adam. Belki EFT yapmışımdır. Hayır. Sen bu işlerle hiç alakan olmadığı halde burada birinci olman demek ki insanlar hakikaten o kadar zorlamışlar ki ve bütün bu zorlamalara ve bastırılan paralara rağmen sen orada birinci olmuşsun. Yani herkesi acayip bir şekilde sıyırıp geçmişsin. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki bu ahbabın çok büyük etkisi var. Peki sonuçta ne yapıyorsun? Ben de bir cümlede burada yazıyor. Celebrity Güven Endeksinde birinci sırada. Tamam mı? Sonra bundan dönerek şampuan reklamına mı çıkıyorsun? Çay reklamına mı çıkıyorsun? Yok efendim, kettle reklamına mı çıkıyorsun? Hayır şekerim. Bunun üzerine sen 3 ay boyunca Kastamonu gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorsun. Aynen. Ben senin kafana. Hayır. Anlayışımız farklı seninle o zaman. Ya ne fark? Yani farklı. Bu birinci sırada olunca Kastamonu gazetesinde köşe yazarlığını mı elde ettin? Kime ne? Kime ne Okan? Ben üniversitedeyken... Ben buna karşıyım. Karşı olabilirsin. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Ben üniversitedeyken dayak yerdim. Okuduğum gazete yüzünden dayak yerdim. Ve Kastamonu gazetesinin sahipleri bana evini açardı. Dayak yediğim yerleri, kanayan yerleri silerdi. Yıllar sonra karşılaştım, kucaklaştık. Dedim ki benim elimden ne gelebilir? Haydi sizin gazetenize birkaç ay köşe yazarlığı yapayım. Bu benim hayatım Okan. Bu benim yaşam biçimim. Bana yani hiç ya böyle bir meşhur ya? Bir insan tadı vermiyorsun bana. Yani gidip Kastamonu gazetesinde yazacağım. Bundan sonra ben istemiyorum. Haluk Levent'i istemediğimi kaçıncı defa size söylüyorum. Tamam. Yani Türkiye Güven Endeksinde bir numara olmuş adamın Kastamonu gazetesi bilmem neyi, bunu istemiyorum. Evet. Ben şampuan reklamına çıkmak isteyen, dizide oynamak isteyen adam istiyorum. Ben onlarla daha rahat. Bu zor. Yok mu bir reklam falan böyle bir şey? Oo, bu şampuanlarla saçım mis gibi oluyor falan, böyle bir şey yok mu? Ya Özcan Deniz gibi yatak reklamına çık. Bak bir ara şunu söyleyebilirim. Ben de Türkiye'nin... Çok beğeniyorum onun yatak reklamını. Hayır, hayır. Hiç yatağa benzemiyor. Oturmuş, yatak çok iyi. Ortada yatak yok, yatak. Yani bir şey, böyle bir şey gelmiyor mu? Ben aslında bir dönem Türkiye'nin en seksi üçüncü erkeği seçilmiştim. Yalan. Doğru. Hep ben birinciydim. Hayır, hayır. Deprem dedi, hayır. İkinciydi. Power, benim hayır. Arkamdan... Hayır, hayır. Söyleyeyim. Hayır, söyleyeyim. Power Türk
O dönem yapmıştı. Hatta Cem Cemina şahittir. Sadece 3 kişi yarışmıştık. O ayrı mesele. Ben Cem Cemina'nın gözleri bozuk. Sana bakıp Türkiye'nin seksi erkeği görmüş olabilir. Zaten yarışmacı 3 kişiydi. Ben de 3.'ydüm zaten. Öyle mi? Oydu yani. Ben var mıydım yarışanlar arasında canım? Bilmiyorum. 3 kişi katılmıştı. Ben 3. olmuştum. Gerçi 3 kişi vardı ama yine mutlu olmuştum. Onun için reklam filmleri falan teklifleri gelmiyor değil. Ama hiç uyan bir şeyler yok yani. Çünkü samimi olamıyorum. Fark etmez. Yap, adam yap, diyor ki bak, adam yap. Diyor ki Twitter'da şunu yazacaksın. Ondan sonra şunu söyleyeceksin. Kitleni bu şekilde yönlendir. Olmaz, ben yapamam şey öyle bir şey. Yapmazsın ya. Yapmam biliyorsun öyle beni. Öyle bir şey yapmaz. Onun için sen olmuyor. Direkt olarak mesela ne reklamı olur? Yani tam böyle dibine kadar bir şeye girebilirsin. Özcan mesela yatak işine girdi. Çok aşağıda. Yani Twitter'da falan. Sen Twitter'da hiç kimseyi yanlış şöyle ya da böyle yönlendirmezsin. Bu bakımdan Türkiye'nin en güvenilir adamısın. Hakikaten ben de çok takdir ediyorum. Ama hakikaten böyle ters köşeden acayip bir reklam işine girebilirsin. Ne işine girebilir mesela? Niye? Haluk ben Levent, de yatak reklamlarında oynayayım. Yatak reklamına girebilir. Niye? Başka? Yani niye olmasın? Böyle yatakta uzanırım. Spor ayakkabısına kesin girer. Bu ayakkabılarla çok iyi hissediyorum evet, falan. Bir şey, evet, bak, bir şeye girebilir. Hadi reklam toplayalım şimdi. Reklam toplarız. Şimdi hepsi olur. Şeye de olabilir. Bu nasıl insanlar? Türkiye'nin en büyük şöhretleri Instagram'dan bir zayıflatan çay var. Sonra fos çıkıyor her seferinde. Oo, bu çayı içiyorum ama öyle bir şey ki kadın yani her tarafı dolu. Bu çayla beraber zayıflıyorum falan filan ama hiç bir kilo bile vermemiş perişan. Sonra da onlarda yalan çıkıyor. Ne o? Bu şey değil ama hakikaten baba mesela banka reklamında oynayabilirsin. Mesela bankadan öte bence konserlerde çok enerji yüklüyoruz kendimize evet. Psikoloji. Mesela ayakkabı olabilir. Gelsin ayakkabı firmaları hemen arayın hemen gelin. Evet ama sen onu da ah baba verirsin. O da sana yok, gelmez. Ben sana söyleyeyim. Bak, bunu söylüyorlar ama hepsini kendim yiyeceğim. Ya bunu söz veriyorum. Hani herkesi göstere göstere yiyeceğim yani. Ahbabı bırakmak istiyordun. Ne oldu? Almadılar. Yani ünlü... O sorumluluğu almadım kimse. Birkaç ünlü isim verildi takipçilerim tarafından. İlk 5 kişiyi aradık. 2 yıl önce. 2 yıl önce aradık. Evet. Önce bırakmak istedim. Dedim ki gelin ama... 50 ahbap demek sadece başkanlık demek değil. Her gün kalkacaksın. Evet. Öyle bir şey yok. Hastaneleri ziyaret edeceksin, başhekimle görüşeceksin, bakanlıkla görüşeceksin. Kaç kişi varsa yardıma ihtiyacı olan onların ailelerini görüşeceksin. Asistana falan bırakamazsın bunu. Sonra para bulacaksın. Her gün para bulacaksın. Nasıl evet. bulacaksın? Biz parayla işimiz yok. Bize para gelmiyor zaten. Biz ihtiyacı olan, sosyal medyada ihtiyacı olanı önce araştırıyoruz. Doğru ise nereye para lazım? Ev sahibine mi? Mal sahibine mi? Emlakçıya mı? Evi mi yanmış? Ya da hastaneye mi? İşitme cihazı mı lazım? Hayırseveri. Oraya yönlendiriyoruz. Ben de hayırseveri evine gidip yemek yapıyorum. Onu gezdiriyorum. Tekneyle ona bu kahvaltı hazırlıyorum. Bu tür kampanyalar yapıyoruz yıllardan beri. Onun için bizde diğer arkadaşlar belki de çok yoğunlardı. Onları da anlıyorum. Dizi oyuncusu vardı, aralarında sanatçı vardı. Bu yıl da aynısı için birkaç kişiyi aradım. İsim vermek istemiyorum. Abi biz yapamayız dediler. Yani biz yapamayız dediler. Yapamaz. Çünkü hala bu memleket insanının kendisini kurtarması bitmedi birader. Yani ne kadar para kazansa kendisini kurtaramıyor. Bir de kötü günler için saklıyor. Bakıyorsun kötü günler adına kötü günler için 80 tane apartman dairesi almış. Bir türlü kötü günler, o nasıl bir kötü gün bekleniyorsa, ne olacaksa o kötü günde 80 apartman dairesiyle hazır o kötü güne. Yani bitmedi, bitmedi. İnsanların kendisini kurtarması bitmedi. Hem genç sanatkarlardan, hepsine saygımız var. Hem daha yaşını başına almış sanatkarlardan bitmedi. Ya bitmedi kendisini değiştirmesi. Sen başından beri gençlerle beraberdin. Verdiğin konserlerde sabahlara kadar devam eden konserlerine sonra sabahlara kadar da yetmedi sana. Herkes evine gidip sevişirken sen olayı herhalde yanlış anladığın için ondan sonra konser salonlarında açık havalarda bekledin. Halbuki doğru olan biliyorsun rock'n'roll'un başından beri değil mi? Grupiler falan filan değil mi? Bir müesseseler var. Oradan artık belli bir saatte konser biter. Değil mi? Evlere, otellere gidilir. Sen anlamadın onu. Sen 24 saat süren, 48 saat süren konserler attın. Başka, ama neydi, bunu yapmasaydık. Neydi rekorun? 12 saat 15 dakika ve bir tanesi de 11 saat 50 dakika sahnede hiç mola vermeden
sahnede devamlı şarkı söylemek. Niye yaptın? Yanlış çünkü... anladın çünkü. Öyle değildi. Hayır, bari sorduk neden yaptım. Çünkü o dönemde bu dönemdeki gibi ormanlar yanıyordu. Ve bir şekilde farkındalık olsun istedim. Ormanlar yanmıyor dedim, yakılıyor dedim. Yakılıyor diye diye yaptım. Sonra bir tanesinde başarılı olduk ama Trans Trakya projesi vardı. Bütün Trakya toplandı. Konser istediler. İbrice Limanı'ndan maalesef İğneada'ya kadar her taraf delik deşik olacaktı ve oraya petrol boru hatları konacaktı. Çıktık halkla beraber 12 saat 5 dakika konser verdik, yürüdük, kalktık, o proje iptal oldu. En azından Trakya'nın bir bölümünü kurtardık. En azından kurtardık o dönemde. O ne deyince onun için yok. Şimdi diyeceksin ki niye yapıyor? Ben böyleyim. Ne değişti? En azından Trakya değişti. Hani deniz yıldızı gibi. Yani bir tane yıl ne değişti? Bir tanesi değişti ya. Ne değişti? Ama diğer arkadaşların hayatlarına bak. Bir Kenan Doğulu'ya bak. Bir değil mi? Bunlar hep eve gittiler değil mi? Yani ve yine ormanlar yanmaya ya, yok, devam etti. Yok. Yani ya diğer evet. Arkadaşlarımız da kendi çaplarında muhakkak bir şey yapıyorlardır. Burada böyle hani onları da Bir dakika, ben kimseyi şey yapmıyorum. Onlar akıllılar. Burada acayip olan sensin. Ben de 6,5-7 saat süren, 8 saat süren programlar yaptım. Halbuki bana dedikleri 1,5 saati yapsan yeter. Ama devam ettik. Yani ben de mesela çok şey yaptım. Yani çok ısrar ettim. Kendini küçümseme. Yok, hayır, küçümsemiyorum ama. Yani... Ama şunu, bu cümleyi söylemek zorundayım. Ben belki birileri tanımıyor ama en azından yakın görüşmesek de yakın olduğumu biliyorsun. Senin isteseydin sen de başka şeyler yapardın. Hep sanata, hep bir yerlere yatırmak istedim. Bunu yakınen biliyorum. Evet. Kendini de yani böyle şey yapma. Sen de ya güzel şeyler bir şey yapıyorsun. Yapıyorum. Ben eve gidenlerdenim. Orayı yanlış anlamadım. En azından o bölümü yanlış anladım. Peki diyorsun ki bende 5K kalmadı. Ve ilginç bir açıklamam var. Diyorsun ki 5K nedir? Kapris, kıskançlık, kin, kibir, kompleks. Evet. 7 ana günah gibi. Kapris, hakikaten yok. Kıskançlık, hiç kıskançlık yaptığını görmedim bugüne kadar. Ya vardır ama... Bir şey... tek sanatçı arkadaşının ismi çıkmadı ağzından. Benim bildiğim kadarıyla. Çıkma. Ben dalga geçmek için söylüyorum isimleri. Herhangi bir nedenden değil ama sen dalga geçmek maksatlı bile söylemiyorsun. Kinin yok, çok eminim. Kibirin hiç yok. Hiç olmadı. Anlıyorsun. Hiç olmadı. Ve kompleksin olmadı. Belki komplekslerin vardır. Onları bilemeyiz. Vardı yani ama mesela, çoğunu yani herhangi bir kompleks olmadı. Erkekler biliyorsun metrajlara, santimetrajlara takarlar. Orada... Yani mesela işte boyum, şeyim, kolum, bacağım filan. Belki onları var. Onları ben bilemem. Bana söylemedin en azından ama hiç öyle bir kompleksin yok. Peki bu aileni tanıyorum biliyorsun. Yani onun işte senin... Adana'dakileri, Nuray'ları, ondan sonra Ali'leri, evet, İngiltere'de olanları filan, böyle bir büyük bir aile ve bu ailenin bütün aile üyelerinin çok çok cana yakın, sadece bir sofrada beraber oturmak yüzünden insana her şeyini, canını verebilecek, kapısını açabilecek, evini açabilecek dürüstlükte, güzellikte, tam da bu toprağa uygun, bu toprağın yetiştirdiği insanlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben senden çok eminim. Teşekkür ederim. Çok eminim. Yani onları herkes... da andık. Onları evet, da andık. Yani çok da selamları var. Evet. Sevgili. Aynen. Bayılıyorum. Ali'ye de bayılıyorum. Ali hala Londra'da. Evet, Londra'da. Evet. Peki. Yani hakikaten siz bir de şeyde çok başarısınız. Mutfak meselesinde. Evet. Kesinlikle. Müthiş başarılısınız. Yani bütün aile çok başarılı. Onlar da seni çok seviyorlar ve gurur duyuyorlar. Dolayısıyla ben bu söylediğine kesinlikle inanıyorum. 5K yok. Kapris çok önemli. Kıskançlık, kin, kibir ve kompleks. Ve kim diyorsa ki, bu basit bir hayat hikayesi değildir. Kim diyorsa ki bende bu 5K yok, kolay değil olmaması. Hakikaten samimi söylüyorum. Sonra diyorsun ki ülkemden vazgeçemem. Çünkü sen dünyaya dağılmış bir aile. Her tarafta başarılı oldunuz dünyada. Gitmedin oralara. Evet, bekliyorlardı. Evim de hazırdı. Gel şey diyorlardı. Evet, biliyorum gel dediklerini. Stüdyo da vardı. Onlar evet, zaten stüdyoda restoranları var. Evet. Vardı ama olmuyor Premises. Ya. Premises. Londra'nın en önemli ve gittikçe yükselen havası, evet, itibarı yükselen, kendi elektriğini,
kendisi üreten çok değerli bir stüdyosudur. Premises. Evet, Premises. Ve onun... Ve dünyanın birçok ünlüsü orada evet, oraya olur, geliyor. Oradayım ekerler. Ben orada Tom Jones'u gördüm, Arctic Monkeys'i gördüm, herkesi gördüm. Çok önemli bir stüdyo. Buna rağmen gidemedim, gitmek istemedim çünkü... Işte, zorun ne adam? İşte burada mücadele etmek, burada olmak, burada bir şeyler yapmaya bir çalışmak... Bir şeyi seviyorsun, neyi seviyorsun? Kebabımı seviyorsun? Yok. Neyi de, seviyorsun? Sadece bu değil ya, bu başka bir şey. Hani hakikaten başka diyorsun bir şey. Diyorsun ki ülkemden vazgeçemem, dünyanın parasını, konforunu ver, asla istemem. Ama şunu söyleyebilirim, birazcık değişiklik oldu yıllardan bu yıla. Ülkemden niye vazgeçmiyorum ama belki de hani yavaş yavaş Avrupa'da oturma, orada kalma, orada bir şeyler yapma, müziğimi geliştirme planlarım var. Onu da söyleyeyim buradan açıkça. Ama bu ülkemden gitmek değil. Ama hayır, seyircilerinle, dinleyicilerinle buluşmak istiyorsan tabii gideceksin abi. Hem onlarla buluşmak, hem açıkça söylemek gerekirse biraz insan şunu istiyor. Hani dış dünyadaki bütün müzikleri araştırmak, bulmak, bir şeyler yapmak, bir karma... felsefesi olarak demiyorum. Bir proje içerisinde yer almak istiyor. Gidebilirim de. Hani gidemiyorum ama gitmek demek fiziki olarak belki gitmek ama buradaki çalışmaları bırakmadan her gün koşturarak da fiziki olarak belki orada oturabilirim, biraz kalabilirim. Böyle planlarım yok değil ya. Londra, seninkilerin bulunduğu yer çok güzel. Evet, çok güzel. Ben Londra'yı çok sevmiyorum. Çok yani çok sevemiyorum. Başka bir hava var. Ben şimdi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Girit'e gitmek istiyorum. Benim ailenin bir tarafı da oradan geliyor. Bu Girit, Girit'e hiç gidemedim. Başka Yunanistan'da bir yerlere gittim. Fakat bu Girit'te bize de o Girit'ten mübadele zamanı gelenlerle filan beraber ben sanıyordum ki bu Girit artık bizle alakası yok. Hiç öyle değil. Fransız kanalında bir belgesel seyrettim. Girit'le ilgili vallahi herkes diyor ki Türkiye'de Türkiye. Türkiye'de Türkiye. Yunanistan demiyorlar, Türkiye diyorlar. Girit'te. Gideceğim orada böyle bir ay falan geçireceğim. Güzel, ama çok güzel. Sen gittin mi? Tabii ki gittim. Yapma ya. Evet. Çok güzel. Girit'e gidilmez mi ya? Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Durup dururken gidilmez. Niye gidesin? Bayağı bir uzak. Bir de şey çok acayip değil mi? Hava da bir Afrika gibi, oraya yakın. Ha? Yani Akdeniz iklimini alıyorsun. O bir Antalya. De Afrika'yı alıyorsun. Ayrıca çok enteresan bir şey var. Belki ya bu konuda hani dürüst olmak gerekirse ne olursa olsun onlar çok daha iyi bakmışlar. Evlerine de iyi bakmışlar, sokaklarına da iyi bakmışlar. Şimdi biz de olsaydı tamam Türkiye diyoruz da biz de olsaydı şimdi Tokyo oradaydı yani 300 metre. Babacığım ya, öyle değil. Ben sana söyleyeyim, onun nedenini ben biliyorum. Bunlarda para yok. Para olmadığı için yapamıyorlar. Bizde para var. Ciddi söylüyorum. Olsa bunlar berbat şeyler yapacaklar. Biz eski biraz daha mütevazı yaşadığımız zamanları özlüyoruz. Eski Türk filmlerinde İstanbul'un haline bakıyoruz. İşte Bodrum'un, Marmaris'in, Kuşadası'nın haline bakıyoruz. Sonra bize çok para, parayla biz uğraştık. Çok para. Ama şimdi anlayamıyoruz ki para mutluluk getirmiyor. Bu inşaatlar mutluluk getirmiyor. Onlarda para yok. Hakikaten para yok. Hep bir Yunanlıyla konuş, valla aç acına ağlıyor. Bu ev diyor böyle oldu diyor. Bizimki de bizim de böyle entelektüel tavsiye. Çok güzel korunmuş bir yer. Ulan o parası olsa onu koruyacak mı sanıyorsun? Korumayacak. O da böyle dağılacak. Hemen Girit'te gökdelenler. Ama Ege sahilleri Girit'i aratmıyor ya. Aratmıyor. Hele Ege bambaşka. Sen belki. Yunanistan'da başka nereye gittin? Selanik, Atina. Oraları güzel. Oraları güzel. Şeye gittin mi o? Bizim sosyetenin gittiği yerlere. Yok. Ne orası? Mikonos. Yok, gitmedim. Ben de gitmedim. Ben daha Mikonos. Çok o dönemlerde İskeçe ve Gümülcine'deki derneklerle konserler veriyordum diyebilirim. Tamam, ya. Sen de benim gibisin. Bir salağız. Yok. Ben çok açık sana söylüyorum. Benim tanıdığım herkese Mikonos çok güzeldi falan diye konuşuyor. Ben hayatımda Mikonos'u görmedim. Bir de Santorini var değil mi? Orada da ense yeri o. Mikonos eğlence, Santorini ense. Ha? Değil mi? Ama Girit'e bir beraber gitmek isterim. Tamam. Vallahi çok güzel olur. Orada seviyorlar, Osmanlı'yı çok seviyorlar mesela. Onu gördüm ben. Orada biz gittiğimizde bir arkadaşlarla gitar falan türkü söyledik. Ve Türkiye'ye eşlik ettiler biliyor musun? Türkiye'ye eşlik etti Ege türküsüne. İzmir'in kavakları vardı. Hatta yani Mehmet Ali buradaysa... Şöyle bir
Bir şey söyleyelim. Şimdi. Mehmet Ali. Evet. Bir dakika, o hazırlanırken sana söyle. Sen böyle rahatsız bir tipsin değil mi? Mesela Girit'e gitmişsin değil mi? İşte ailen mailen değil mi? Bir aşk yaşayacaksın, bir dolma yiyeceksin değil mi? Ondan sonra bir tzatziki falan yiyeceksin değil mi? Böyle bir şey yok. Hemen türkü söyleyeyim, eşlik etsinler mi? Zorun ne bir adam seni? Yok ya. Ya demek? Bir denize gir, ya. Bir havuza gir falan. Giriyorum, yok giriyorum, değil mi o? Giriyorum. Ha? Giriyorum. Burada da türkü kim var falan. Böyle bir rahatsızlık var onda. Biliyorum, eskiden beri vardır. Bak peki. Mesela. Bu arada bunu söylerken... Bunu söylerken şöyle aklıma bir şey geldi. Yakında müzik çalışmalarımın arasında... Boğaziçi Caz Korosu ve Magma ailesiyle birlikte bir şeyler yapacağım. Akapella. Boğaziçi Caz Korosu. Böyle bir şeyler yapacağız türküler. Çok met ediyorlar onları, evet. Boğaziçi Caz Korosu'nu. Evet. Mesela. Unutma, aklıma geldi. Haydamanda haydaman şu dağlar sandalı da sandalı. Haydaman da haydaman, Karadağlar, sandalı da sandalı. Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı. Kanıyor Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı. Harikuladesiniz arkadaşlar. Boğaziçi Caz Korosu. Evet ve müthiş, Bank ailesi. Müthiş. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Harikulade. Öyle bir sürpriz yaptık ya. Ya şeyden. Bayıldım, bayıldım. Ben de seyirci diye bakıyordum. Ne güzel, ne güzel kızlar, ne kadar çirkin oğlanlar gelmiş diyordum seyirci olarak. Şaka bir yana, harikulade gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş geldiniz tekrar buraya. Kabaremize bekliyoruz. Beni çağırdığın zaman bir daha getiririm bakan. Gelmesin evet. Filan. Sen böyle topluca mı dolaşmak zorundasın? Garip. Evet, çok güzeldi. Çok güzel performanstı. Tekrar tebrik ederim. Haluk, diyorsun ki her dönemin muhalifiyim.
yarın benim sevdiğim parti, ki sevdiğim bir parti olduğunu sanmıyorum. Yok şu anda. Sevdiğim parti başa gelse ona da karşı çıkacağım şeyler vardır. Sanatçı dediğin olumlu olumsuz her şeyi söyler kardeşim. Bu çok güzel, çok yerinde bir açıklama. Tebrik ediyorum. Bunu insanlara anlatmak kolay değil. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Çünkü Türkiye'miz çok partili hayatın başlangıcından beri partizanlıkla insanlar o kadar çok şey elde etmişler ki ticari kazançlar sağlamışlar, ihaleler almışlar, işlerini yürütmüşler, üretmek yerine partizanlığı... Bir de ben ekleyeyim. Ahbap çavuş ilişkilerini buyursunlar. Bir de kimlik kazanmışlar. Kimlik kazanmışlar. Bütün bunlarla yani kendisi yapmak, oluşturmak, namusluca çalışmak, elde etmek, hak etmek, bir iş kurmak, o işi uzun yıllar sürdürmek, zenginliği herkes için düşünmek. Bak Türkiye'nin önemli zenginleri var. Türkiye kapitalist sistemle idare edilen bir ülke, dünyadaki birçok ülke gibi. Neredeyse bütün ülkeler gibi. Ama ve lakin kapitalizminde beraber zenginleşmeyi düşünen, koruyan, ilke edinen aileleri var. Bu aileler bilirler ki eğer bir yerlerde bir aç insan varsa, bir yerlerde haksızlığa uğrayan bir insan varsa ben evimde rahat uyuyamam ya da beni uyutmazlar. Uyutmazlar. Ben bunun gadrine uğramasam benim çocuğumu rahat uyutmazlar ya da ona rahatça yemek yedirtmezler. Şimdi bunu yani bırak her şeyi, iyi niyetten falan değil. Dünyanın düzeni böyle. Hakikaten insanlar bilir. Fakat öyle olmamış. Dolayısıyla senin söylediğin şey çok doğru. Sanatçı muhaliftir. Muhalif olmak zorundadır. Çünkü aslında halkla idare arasında, idare edenler arasındaki köprüyü en kolaylıkla kurabilen, sınıfsız hem idare edenle, zenginle, oligarşiyle, neyse o ülkenin şekli, monarşiyle, onunla aynı masada oturabilip, sonra da halkla beraber aynı sofrada diz çöküp oturabilen bir adamdır. Bir örnek vereyim. Buyursunlar. Ayvalık'ta şeytan sofrası yakılmıştı. Yakılmıştı diyorum, yanmıştı demiyorum çünkü o kadar cetvelle çizilmiş gibiydi ki herkes bütün bilirkişi raporlarda yakıldığı yönündeydi ve dedik ki bundan 2 yıl önce buraya villa yaptırmayacağız. Tamam mı? Tamam. Dedik ki burasını ranta kurban etmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Toplandık. Fidan dikilecek de. Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunduk ya da Orman Bakanlığı'na yazı yazmaya başladık. Randevu alacağız. Bize dediler ki şuna bak, iktidarla işbirliği mi yapıyorsun? Yahu kardeşim, benim bu fidanları dikmem için Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı'ndan izin almam lazım. Yani sen giderken vergi dairesinde sıraya da bekliyorsun vergi iadesi için de ben bunu yaparken mi zoruna gidiyorum? Yani benim Orman Bakanlığı'yla bunu yapmam lazım. Yani Gürcistan'ın bakanlığına dilekçe veremiyorum. Yani Ayvalık için Bulgaristan'a da gidemiyorum. Mecburen Orman Bakanlığı'ndan izin alman gerekiyor. Oraya bir şekilde gidip kendin fidan dikemiyorsun. Bir kanun var yıllardan beri. Bu nedenle bu şeyleri anlıyorum. Yani tahammülsüz bir toplum da var. Tahammülsüz bir durum. Niye böyle ya? Bunu yapmak gerekiyor. O noktada o köprüyü kuruman gerekiyor. Birilerimizin bunu yapması gerekiyor. Ama bunun suçu tabii ki topluma ait değil. Bunun suçu topluma ait değil. Bu hale getirildi. Bu hale getirildi. Yani Twitter'dan ya da başka bir platformdan ey Türkiye'de yaşayan insanlar sizi çok seviyorum yazsan, size bayılıyorum yazsan, size çok saygı duyuyorum yazsan yiyeceğin küfrün haddi hesabı yok. Kesinlikle doğru. Allah senin belanı versin. Sen kim oluyorsun da bana bayılıyorsun filan. Yani bu yani bunun sonu yok. Sonu yok. Maalesef bu bir sertleşme ama bu sertleşmenin çözülmesi için bu ülkede herkesin yönetenlerin yönetilenlerin huzur içinde yaşaması için mutlaka sanatkarlara ihtiyaçları var. O sanatkarlarla herkes işbirliği yapmak zorunda ki bu ülkede bir ferahlık, bir rahatlık ortaya çıksın. İnşallah bir süre seçimsiz
yıllar geçiririz de biraz her şey yerli yerine oturur, biraz rahatlama olur diye düşünüyorum. Peki siyasete hakikaten mi hiç mi girmek istemiyorsun? Hayır, çünkü hayır. Bir beklenti var. Hiçbir beklentim yok. Olamaz zaten. Senin yok ama başkalarının beklentisi olabilir. Var. Ben başkalarının beklentisi. Ama sen gaza gelebilen ben, bir adamsın. Hayır, ben başkalarının gazına gelmem. Gelmez misin? Gelemem çünkü bu bir yaşam biçimi. Yapamam zaten. Olamaz zaten. İmkansız bir şey. Ya benim böyle bir hırsım da yok. Siyasetçiler zaten bilirsiniz. Mesela milletvekili olmaz mısın? Hiç istemiyorum. Niye olayım ya? Ya milletvekili Haluk Levent olsun. Ya ben geçtiğimiz günlerde mesela evet, milletvekili evet yani, olsan hayır bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Devam ediyorum. Geçtiğimiz beni bazen aşağılıyorlar. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Makamları aşağılamıyorum ben. Onlara çok saygı duyuyorum. Tamam. Bakanlıklara çok saygı duyuyorum. Bakanlıkların çalışmalarına saygı duyuyorum. Ama ben bir tanesi çıkıyor bana diyor ki bunca yıl müzisyenlik yapmışım. Toplumun her türlü yerine yararına işleri yapmaya çalışıyorum. Ahbabı kurmuşum. Konserlerim full gidiyor. Her şeyim güzel. Adam diyor ki abi ya ne var? Ya, sen belediye başkanı olmalıymışsın. Yahu kardeşim. Ya beni niye aşağılıyorsunuz? Beni belediye başkanı olmakla benim belediye başkanlığında bir şeyim yok. Onlara karşı bir aşağılama durumum yok. Hayır siz beni evet. Demek ki benim mutluluğumu göremiyorsunuz. Benim iyi olmamı ben göremiyorsunuz. Ben senin belediye başkanı olunca mutlu olacağını ama düşünüyorum. Ama olmaz ki yani. Böyle, ya belediye başkanı ahbabın başkanı olsun ya da her toplumun yanında gitsin, konserler versin, sevenleri olsun. Bugün belediye başkanı seçildi, 5 yıl sonra yok. Yani şunu görenler de var. Siyasete atıl diyenler de, şunu görenler de var. Yani belediye başkanı olmak, sanatçı 27 yıllık Haluk Levent besteleriyle, şarkılarıyla, kitleleriyle, her şeyle olmaktan çok önemli gibi görüyor. İşte bu evet. Bize verir. İşte ben bunu istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Aşağılanma oradan kaynaklanıyor. Çok kısa bir örnek vereceğim. Venedik'in birkaç gün önce Venedik'te muazzam bir restorandayız ama arkadaşlarımın daveti üzerine İtalya'dan hatta fotoğrafları atmıştım birkaç yerden İtalya gezisine gittim elimde gitarım sokak çalgıcılığıyla çalıyoruz filan. Venedik'te bir arkadaşım davet etti ama dedi ki buraya adını unuttum bilemiyorum ama buraya dedi 20 gün önceden rezervasyon yapılabiliyor. Kimin adını unuttun? Restorantın adı. Ha restoran. Muazzam bir restoran ama inanılmaz hakikaten böyle tam şeyin Venedik'teki o suyun üzerine kurulmuş terası var böyle balkonu var. Muazzam bir şey. Orayı gören zaten keşke ben burada bir yemek yiyeyim diyebilir. Abicim biz gittik oraya. Yanımızda arkadaşlar var. Şarkılar çalınıyor. Dansçı böyle İspanyol kızlar gelmiş. İspanyol kızlar flamenco falan yapıyor. Enteresan. Gitarlar, eğlenceler. Herkes bir şey söylüyor. Aşağıdan Japon turistler fotoğraflarımızı çekiyor. Çinliler herkes sıraya girmiş aşağıdaki turistler. Gelemiyorlar restoran ama bizim eğlencemize bakıp ben de kendimi kaybetmişim şarkılar söylüyorum. İspanyolca şarkılar. Eğleniyoruz böyle. Venedik'te. Venedik'te. Evet. Jomrek bana toplu da sonra Evruk bana porlu kaç. Bir tane playerim oldu mu? Bak söylerim İspanyolca şarkıyı. Evet. Venedik'te. Evet. Ya İtalyanca bilmiyorum ne yapayım Okan. İtalyanca bilmediği için İspanyolca şarkı evet. Söylüyor. Ne yapsın? Ya yani? Orada bir gece var. Çünkü bir ya dur açıklayayım da. Adamı değil ya. Dur ya bir açıklayayım da arkada yanlış anlaşılmasın. Orada turneye çıkmış bir flamenco grubu var. Onlar ha, o yüzden. Tamam. Evet. Bende de İspanyolca şarkılar var. Her türlü söylerim. Ulan Venedik'te İtalyan dışında kim varsa söyledin. Çinli geldi. Dur. Bir saniye. Daha dur. Daha bombası geliyor. Dur. Daha işte konu geliyor. Bomba geliyor. Çinliler fotoğraf çekiyor. Japonlar gruplar önünde. Abi elinde. file var ya. Poşet file. Filenin içinde 3 portakal. 2 tane mandalina. 2 tane elma. Yanında eşiyle beraber yan yana gelen bir yurdumun erkeği. Haluk abi diye bağırdı. Anam. Evet. Şimdi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi az önceki olay bu. Yani az önce beni niye belediye başkanı ya yazık yani belediye başkanı olsa gibi beni aşağılamalarla anlayamıyorum. Ah dedim yurduman adamı aslanım hemen çağırdı. Yok abi dedi biz yedik Engelle'de biz dedi Kastamonu'da izci grubundan geldik dedi. İzci grubu pardon Çankırı'dan. Çankırı'da filan izci grubu gelmiş Venedik'e. Evet. Çocuklar geziyormuş. Evet. Yani yok yalan yok. Çocuklar geziyor ama o da görevli galiba eşiyle beraber orayı böyle dolaşıyor. Bizi görmüş beni benzetmiş.
İndim aşağıya sabah, dedim size yemek ısmarlayayım. Yok dedi, biz yemek yedik. Abi dedi ya, çok eğlen, herkes bakıyorsun. Abi dedi, bir şey diyeceğim. Dedim ne ya? Söyle. Abi dedi, özür dilerim. Söyle dedim. Ya dedi, seni daha iyi yerlerde görmek isterdim. Bravo! Daha ne olsun, evet. Daha ne olsun, sen mutlusun, sanatçısın, oradasın, evet. Dostlarımlasın, güzelsin. Evet. Adama yetmiyor bu. Daha iyi, ya daha iyi yerler ne demek onu da bilmiyorum ben. Ben de öyle söylüyorum. Bana da diyorlar ki bazen, kültür bakanı olacak adamsın. Ben de diyorum, sen beni yatakta gör. ben orada iyiyim. Yani bakanlıkta çok bir başarılı olmayı düşünmüyorum yani. Öyle bir şey olmaz. Peki, şimdi bütün bunlar, şarkılar ve bütün bu sosyal sorumluluk işleri hepsi bir arada gidiyor ve senin yıllar içerisinde ilk, benim ilk tanıdığım yani Gece Kuşu zamanında 95 senesinin ya, evet. Başında, daha sonra 96'da televizyon çocuğunda tanıdığım Haluk Levent'le bugünkü Haluk Levent arasında hiçbir fark yok. Daha güzelleşmiştim hani. Daha güzelleştin. O hakikaten daha çirkin bir herifti. Biraz maymunumsu bir tipti. Evet, evet. Bugün nedense bütün çirkinlerin kısmeti olan yaşlandıkça karizmatikleşmek ve seksileşmek olayı hiç senden tahmin etmiyordum. Senin de başına geldi. Ben sadece bana olacağını sanıyordum ama senin de başına geldi. Ve harikulade. Beyazıt'ın başına gelmedi. Beyazıt çok güzel bir çocuktu. Ne oldu? Beyazıt Kıvanç Tatlıtuğ gibiydi. Demek Kıvanç Tatlıtuğ da Beyazıt gibi olacak. Gibi geliyor bana. Oh, yaşadık o zaman. Kimse evet. Kalmasın. Biz gittikçe güzelleşeceğiz. Bir de bizi 80 yaşına düşün ikimizi. Hiç düşünemiyorum. Ha? Ben Robert Redford, sen Brad Pitt. Vallahi billahi. Evet. Peki. Şimdi bütün bu konser maratonundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü aynı hızla konserler veriyorsun bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani ve bu yakınlarda neler yapıyorsun onları merak ediyorum. Yakında Vadi İstanbul'da konserim var. İstanbul izleyicisiyle buluşacağız. Çok güzel Vadi İstanbul. Efendim? Nefis bir yer oldu. Vadi evet. İstanbul çok bu güzel bu ikinci oldu. Konserimiz çok hmm. güzel. Hiç beklemiyordum bu kadar güzel olacağını ama çok güzel ve artık bundan sonra birçok konser orada olacak gibi geliyor. Zaten sanatçılar da orayı istiyorlar. Ankara'da 29 Ekim'de İzmir, Gazi Emir'de, 28'inde Samsun'da. Aslında çok konser var. Hangi birini sayayım bilmiyorum ama 5 yıldan sonra ilk kez Avrupa'ya çıkıyorum konserlere. Neler var? İstiyorum. Köln, Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam, Brüksel hepsi var. Londra'ya kadar gideceğiz. Yani yurt dışından izleyen ya da arkadaşlarımız için de soruyorlardı. Şimdiden söylemiş olalım. Yakında yurt dışı turnemiz başlıyor. Ekim ve Kasım ayında. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Seninle gurur duyuyorum sevgili. Teşekkür ederim. Harikuladesin. Bir yılbaşı programı, alternatif yılbaşı programı yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet ya. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Bütün televizyonlar bir taraflarını yırttılar. Yılbaşı programı, orada bu çıkıyor, burada bu çıkıyor, burada şu çıkıyor falan filan. Bizim programımız da galiba tam yılbaşı gecesinin ertesi günüydü. Dedik ki ulen ne yapalım, ne yapalım? Seni çağırdık. Evet. Ve niye seni çağırdık? Çünkü sen her zaman alternatif bir insansın. Ve o programdan aldığımız tepkiler harikuladeydi. Herkes dedi ki, çünkü herkes yılbaşı gecesi ıkındığı için, eğleneceğiz ıkınması olduğu için, eskiler munkabızlık derler. Munkabızlık yani bir eğlence üretme kararı var fakat üretilemiyor. Bir eğlence üreyemiyor. Ertesi günü millet yorgun, argın, perişan filan derken sen o kadar eğlenceliydin ki, bir de şey oldu. Hatırlıyorsun. Bir kızın yılbaşı gecesi mi kötü geçmişti? İntihar gibi bir şey yapacak. Evet, evet, evet. Hayır, kız intihar etmemişti. Yani onun gibi bir şeyler söylüyor. Hayır, şu oldu. Sonra kendini kötü hissediyordu. Kendini kötü hissediyordu. Kız telefon açtı. Bir hanımefendi kızımız telefon açtı. Dedi ki yılbaşı gecesi hiç eğlenemedim dedi. Çok
güzel, samimi bir laftı. Ama kendimi de çok kötü hissediyorum. Kendini de kötü hissediyorum. Biz de şarkılar söyledik. Sen ona şarkılar söyledin. Biz bir şey yapmadık. Sen yaptın her şeyi. Haluk Levent aldı sazı eline. Bütün gece kızı, tek bir kızı, yılbaşı kötü gecesi geçmiş bir kızı eğlendireceğim diye bütün memleketi eğlendirdi. O zaman herkes televizyon seyrediyor. Gördün mü? Böyle bir şey manyaklığı yok. Instagram manyaklığı yok şöyle. Şimdi böyle herkes bir tür böyle eklem bacak gibi kendisine katlanıp Instagram'a şey yapıyor ya, baş parmaklı falan. Böyle bir şey yok. Herkes televizyona bakıyor. Sen bütün milleti eğlendirdin. Fakat sonra ertesi gün Hürriyet gazetesinde çıktı. Kız intihar ediyordu, kurtardılar. Evet, onun gibi şey. Lan öyle bir şey olmuyordu. Benim aklımda daha iyi o kalmış abi. Senin aklında o kalmış. Kızın öyle bir derdi yoktu. Sonra kız bizi aradı tekrar. Ya ben intihar etmeyecektim, niye böyle oldu? Ya gazete zorla kızı intihar ettirecek. İşte intihar ediyordu da Haluk Levent koştu gitarıyla onu kurtardı falan filan. Böyle bir şey olmadı. Fakat alternatif yılbaşı muhteşemdi ve o gün senden ilham alarak, senin sayende senden ilham alarak biz her şeyin alternatifini yapmaya başladık. Yılbaşı gecesi mi? Alternatif yılbaşı gecesi. 14 Şubat sevgililer günü. Hadi oradan. 15 Şubat sevgilisi olmayanlar günü. O bilmem ne işte onun alternatifi filan. Müthiş oldu. Sağ olasın. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum o geceyi. Çok çok güzel bir geceydi. Ama sen böyle bir adamsın. Hakikaten bu seyircilerin arasında da böyle. Toplumdaki ahbapla da yaptıklarım bu. Yani toplumda genel geçer şeylere karşı hep alternatif ve başka insanların belki daha zeki, belki biraz itilmiş, belki biraz karanlıkta kalmış, belki farklı düşünceleri olan, alternatif düşünceleri olan insanların sesi oldun hep. O yüzden sana bayılıyoruz. Teşekkür ederim. Çok ve seni alkışlıyoruz.